kendim gibi daha üst seviye idarecilik, yöneticilik rollerinde daha fazla kadın görmek istiyorum. Öyle bir hayalim var. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, arkasından ODTÜ Çevre Mühendisliği mezunuyum. 2004 yılından beri İstanbulluyum. Ortaokul, lise eğitiminin, bize verdikleri o eğitimin, arkasından ODTÜ'de mühendislik okumanın iş hayatında ve genel olarak hayatımda çok büyük fark yarattığını düşünüyorum. Bence yapılan stajları mutlaka ciddiye almak lazım. Orada gösterdiğiniz performans ileride size iş imkanı olarak geri dönebiliyor. Artı çok şey öğrenebiliyorsunuz. Çünkü üniversitede teorik öğrendiğiniz şeyler bambaşka, ama gerçekten iş hayatına atıldığınız zaman gördükleriniz bambaşka. İnsanın kendisini de tanıması lazım veya yatkınlıklarını da görmesi lazım. Benim sosyal tarafım kuvvetliydi. Hatta üniversite yıllarında Rotarak Kulübü'nde üyeydim ve sadece üye değildim. Hani yönetim kurulunda çeşitli görevler aldım. Genel sekreterlik yaptım, kulüp başkanlığı yaptım. Hep böyle sosyal tarafımı mühendislik eğitiminin yanı sıra beslediğimi düşünüyorum. Ve proje mühendisi olarak işe başladığım zaman birkaç ay sonra gördüm ki proje mühendisi olarak sadece ofiste oturmak ve hesap yapmak benim yapıma çok uygun değil. Çok sevdiğimi söyleyemem. Bu sebeple o sırada yine tamamen tesadüf eseri başka bir iş teklifi bana geldi ve bu bambaşka bir sektörden, yani çevreyle alakalı değil, sağlık sektöründen satış ve pazarlama, marketingle ilgili bir görevdi. Niye olmasın dedim. Yani buradan şu mesajı da vermek istiyorum aslında. Kendinize güvenin ve hani konfor alanınızdan çıkmaktan bence hiç çekinmeyin. Ben Türkiye'nin hemen hemen her yerine gittim. Satış ve pazarlama yaparken aktif, idarecilikten önce. Hala da gidiyorum, hala da çok seyahat ediyorum. Çok farklı müşteri ortamlarında, çok farklı karakterlerle veya profillerle veya çevreyle karşılaşabiliyorsunuz. Orada ne kadar hızlı adapte oluyor olmanız, ne kadar yadırgamıyor olmanız, ne kadar içine alabiliyor olmanız bence çok önemli. Bunları yapabiliyorsanız eğer, kadın veya erkek olmanın getirdiği herhangi bir farklılık olmuyor. Türkiye'de özellikle kendim gibi daha üst seviye idarecilik, yöneticilik rollerinde daha fazla kadın görmek istiyorum. Öyle bir hayalim var. Politikada daha fazla kadın görmek istiyorum. Biz GE olarak zaten kendimize öyle bir hedef koyduk. Yani çalışan sayımızı %50-50 kadın erkek eşit hale getirmeye çalışıyoruz. İşe alımlarda mutlaka bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Ama birazcık da yöneticilik rollerinde GE dışındaki firmalarda da daha fazla kadın görmek istiyorum. Öyle bir hayalim var. Çünkü şöyle düşünüyorum, kadının olduğu yerde mutlaka daha fazla uzlaşı oluyor. Daha fazla çeşitlilik oluyor. Çözüme ulaşmada daha kolay adımlar atılıyor. Körlük olmuyor. Çünkü çok daha farklı yaklaşımlarda bulunuyor kadınlar. 20 yaşına dönsem şunu farklı yaparım. Sanırım kendi hakkımı aramada birazcık daha sesim fazla çıkar. Lütfen utangaç olmayın. Kendinize güvenin. Özellikle kadınlara söylüyorum bunu. Çünkü hiç kimse sizden daha iyi biliyor veya daha üstün değil. Kendinize güvenin, bunu çok daha fazla dile getirin. Ben de aynısını söylerdim. Bence hem sosyal hayatınızda, özel hayatınızda hem de iş hayatınızda çevrenize verebildiğiniz, verdiğiniz güven, hele bir liderseniz çok çok önemli ve kıymetli. Çünkü aslında bütün başarı, bütün hikaye iş hayatında da, özel hayatınızda da güven ilişkisine dayanıyor. Konfor alanınızdan çıkmakta çekingen davranmayın. Kendi kariyerimden örnek vermek gerekirse, ODTÜ'de çevre mühendisliği okudum. Arkasından o bölümle ilgili master yaparken ve o bölümle ilgili proje mühendisliği yaparken birdenbire sağlık alanında bir kariyere aslında çok büyük belki risk alarak geçtim. Ama mühim olan kendinize güvenmeniz, çalışmanız. Hiçbir şeyi yapamam diye düşünmeyin. Her şeyi yapabilirsiniz. Ben yaparsam sen de yaparsın.